Zarfinin torunları, bu milletin çocukları, tasarlayıp yarınları kuşattılar semaları. Rokette geçen yıl lise kategorisi, orta irtifa, yüksek irtifa, zorlu irtifa 4 kategori vardı arkadaşlar. Zorlu irtifa kategorisine katılmak için ayrı bir şart gerekiyordu. Yüksek irtifa kategorisine katılmak için atış alanına, yani montaj alanı değil arkadaşlar, atış alanına iki kez gitmen gerekiyor. Yüksek irtifaya katılmak için. Burada olay şu arkadaşlar, en zorlu süreç aslında roket yarışması. Bu yüzden Teknofest'in şu logosunda görüyorsunuz roket var. Benim düşüncem de bu. Yani en prestijli yarışması roket ve roket ciddi anlamda öğrenmeler içeriyor ve öğrencilere çok fazla şey katıyor. Bunun dışında da bu roketi atıp da ilk üçe giren arkadaşların hepsi çok rahatlıkla istedikleri kurumda, eğer şartlarda çok afaki bir durum yoksa staj imkanını çok kolaylıkla sağlayabiliyorlar. Bu yüzden de kariyer anlamında özellikle roket üniversite öğrencilerin üstünde durduğu bir şey. Enerjik maddeyle çalışmak da zaten çok ciddi haz veriyor. Şimdi roketlere bakalım. Biz roketlerde raporlarda birinci olarak lise kategorisinde finale kaldık. Elektrikli arabayla roket yarışması çakıştığı için de biz daha sonra roketimizi ateşledik ve diğer takımımız vardı, orta irtifa. O orta irtifa ile birlikte ateşledik ve protokol günü ateşlemiştik. İşte Selçuk Bayraktar'la birlikteydik. Peki rokette neler var? Roket en meşakkatli ve detaylı raporları içeriyor. Bir rapor kaç sayfa yaklaşıyor? 110 küsur sayfa ve ciddi bilgi birikimi oluşturuyor, öyle söyleyeyim. Ve ciddi anlamda da yoruyor. Biz geçen yıl pandemi şartlarını iyi değerlendirdik ve bundan dolayı birazcık daha işler yolunda gitti, öyle ifade edeyim. Yani gece çalışmaları oldu. Okulun yurt imkanı var. Bundan dolayı da tabii çocuklar öğrenmelerini arttırdılar. Şimdi roketle ilgili hızlı bir şekilde şunu söyleyeyim. Önce bir ön tasarım raporu yapıyorsunuz. Yani yapmak istediğiniz roketin yaklaşık olarak boyu, çapı, kalınlığı, kullanılacak malzemeler, sisteminiz nasıl çalışacak, basit bir şekilde bunu yapmanızı istiyorlar. Buradaki roketlerin adı da sonda roketi deniliyor. Bu sonda roketi aynı Elon Musk'ın yaptığı gibi, biz Elon Musk'ın yaptığının aslında simülasyonunu yapıyoruz ya da küçük bir ölçeğini yapıyoruz diye düşünebilirsiniz. Mesela bu zorlu görevde bahsettiğimiz, aslında roket yukarı çıkıyor. Belli bir yerden sonra roket ayrılır, ikinci bir roket devam ediyor. Bu sene yine sürpriz bir görev roket yarışması olacağını söylüyorlar. Ama lise kategorisi muhtemelen devam edecek. Bir yıl önce ve daha önceki yarışmalarda ise lise kategorisi yoktu. Bu yıl lise kategorisinin çok ciddi bir katılımı oldu. Yaklaşık 223 takım katıldı ama atış alanına 13 takım gelebildi. Bunun da nedeni şu arkadaşlar. Şimdi bakın, ön tasarım raporunu yaptıktan sonra kritik tasarım raporu denilen bir rapor var. Burada ise yapacağınız gerçek roketin birebir ölçüleri, testleri ve işlevini anlatıyorsunuz. Sonrasında da artık roketiniz bitmiş hale gelmesi gerekiyor ki bu da maddiyat istiyor ve o maddiyatı 5000 lira kadar yatırırlar bu sene. Geç yatırılıyor. Daha doğrusu programa öyle adapte edilmiş. Ama siz o zamana kadar zaten roketin büyük bir kısmını, daha doğrusu %90'ını bitirmiş olmanız gerekiyor. Sonra atışa hazırlık raporu denilen bir rapor var arkadaşlar. Bu atışa hazırlık raporu da tamamen videolar içeriyor. Şimdi birazdan göstereceğim. O videoları hazırlıyorsunuz. Tabii roketinizi de bitiriyorsunuz bir taraftan. Sadece video çekmiyorsunuz. Aslında roketi bitiriyorsunuz ve onu belgeliyorsunuz. Sonrasında da yarışmaya gidiyorsunuz. Yarışmada da iki gün var arkadaşlar. Birisi entegrasyon günü dediğimiz montaj günü. Birinci gün. Çok mükemmel bir gün. Bu heyecanla izlediğiniz bu Hisar atış alanında işte Roketsan'ın geliştirdiği ve işte Bakan Bey'in, Varank Bey'in çıkıp açıkladı, işte Türkiye savunmada şuraya geldi ve şunu kullanıyor, işte Cirit'i orada test ediyorlar. Diğer birçok roketleri orada test ediyorlar. Biz o alanda, biz de bir gün boyunca sabahtan akşama kadar 5-6'ya kadar roketimizi hakem heyetlerine
Tek tek gösteriyoruz, anlatıyoruz ve onlardan bilet alıyoruz. Bir bilet getirir misin? Tamam. Sonra bu biletleri aldıktan sonra akşamleyin roketimizi teslim ediyoruz. Teslim ettikten sonra da diğer gün oluyor. Herkes heyecanlı, mutlu. Kimisi teslim edebiliyor, kimisi teslim edemiyor. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Normalde 90 kişi kalıyorsa montaj gününe bu 90'ın 60'ı 50'si atış yapabiliyor. Öyle düşünebilirsiniz. Oransal olarak da yaklaşık olarak öyle. Atış günü de 2-3 durum var. Birincisi yarışma dışı atış yapıyorsunuz. Çünkü bir şeyler yolunda gitmiyor. Hakemler diyor ki ya siz diyor buraya kadar gelmişsiniz. Siz diyor biz roketinizi atalım diyor. Balistik diyor. Ne olacak roket? Gidecek ve çakılacak gibi. Bunlar yarışma dışı. Bir de yarışma içi var. Yarışma içinde de bu sefer roketinizin haberleşmesi gerekiyor ve uygun şekilde uçuş gerçekleştirmesi gerekiyor. Ve o süreç içinde herhangi bir yaptığınız yanlış şey o an elenmenize neden oluyor. Dolayısıyla da ben yarışma kategorilerinde bilmiyorum Savaş'a İHA nasıl Lütfü abi anlatacak ama en zorlardan birisi bu. Tabii bizim katılmadığımız TürkSat'ın uydu yarışması var. Ona da ben bir ekiple hazırlanmıştım. O da fevkalade üst seviyede bir çalışma. Bilmiyorum onu da lise kısmını açarlar mı? Açarlarsa çok güzel olur. Yani çok ciddi öğrenmeler içerir. Roket yarışmasında dediğim gibi bir başvuru süreci. Bunda tasarım yüklüyoruz. Sonra kritik tasarım. Sonra son rapor. Üç rapor yapıyoruz. Bakın bu bizim daha öncesinde aldığımız biletler. İşte bu yeşil biletleri alıyorsunuz. İşte kurtarma sistemi, aviyonik sistemi, yapısal faydalı yük, aerodinamikli. Bunları aldıktan sonra atışa gidebiliyorsunuz. Şimdi roketin kısaca bir şeyini bahsetmek istiyorum. Roketin amacı şu. Size bir 4 kilogramlık yük veriyor. Bunu bana diyor ki 1500 metreye bırak sonra geri gel diyor. Aslında olay bu. Kargo taşımacılığı gibi düşünebilirsiniz. 1500 metreye gidiyorsun. 1500 metrede sistemden açıyorsun. Paketi bırakıyorsun. Paketin nereye düştüğünü bulman gerekiyor. Ve roketi de aşağıya sağlam bir şekilde indiriyorsun. Bunun da bazı kıstasları var. Atıyorum yere en fazla işte 12 metre bölü saniye hızla çarpması lazım. Paraşütlerini buna göre ayarlaman lazım vesaire vesaire. Haberleşmen lazım. Roketin bulunduğu yeri işte bir saat içinde bulup getirmen lazım gibi. Aslında roket çok zor değil ama ciddi öğrenmeler içeriyor ve ekibin de birazcık daha sağlam olması gerekiyor öğrenciler. Devam edelim hızlı bir şekilde. Bakın bu bizim yaptığımız rokette bir taraftan da ifade edeyim. Ön tarafını şu an montajını yapıyorlar. Video konusunda biz bayağı bir iyiyiz. Bu konuda neden böyle iyi olduğumuzu ve niye iyi olmamız gerektiğini zaten anlamışsınızdır. Çünkü son raporların hepsi arkadaşlar video. Bu işin püf noktası. Yani bunu her yerde göremezsiniz. Bakın bu videolarda yapılan Atış günü bize verilen 10 dakika içerisinde. yanlış ya da hatalı yapılan şeyler elenmeye neden oluyor. Bu konuda da öğrencilere ben sadece programlama, tasarım, mekanik vesaire değil, özellikle de video çekimi, fotoğraf çekimi, benzeri şeylerin eğitimlerini de veriyorum. Ve Adobe Premiere şu an kullanıyor arkadaşlar. Ve onunla yani bir kişi, iki kişi takımını sırf bundan sorumlu oluyor. Ve bu montaj kısmını güzel yaptıklarında aslında raporlarda üst seviyede puan almak istiyorsak bunu yapmamız gerekiyor. Bizim daha önceki yarışmalarımızda da aslında çektiğimiz videoların hepsini biz işliyorduk. Yani rastgele bir video çekmedik. Bakın bunlar cep telefonuyla çekilmiş olabilir ama her biri kadrajına kadar detaylarla dolu. Sonra abi sistem içerisinde o zaman temsili olarak şu an altına yerleştiriyoruz. Sonrasında ise bizden Bakın şurada bir aviyonik yerleştirmesindeki 6 metre yerleştirmesini gözlemliyorsunuz. Bakın 6 metre yerleştirirken bu roket gövdesi. Bu 6 metreyi kim yerleştirecek bu çocuk? 18 yaşından büyük. Başkası yerleştiremiyor ya da devrim hoca yerleştirecek. Yani sorumlu kimse. Bu yerleştirmede nereye yerleştiriyor? Bakın şuraya yerleştiriyor. Ve bu sırada hangi hareketleri yapıyor? Çünkü orada matkap vesaire kullanmaması gerekiyor. Elektrikli bir alet kullanmaması gerekiyor. Bunu izleyen hakemler yarışma alanında aynen ne demişlerdi? Biz dedi, ne dediler? Sizi bekliyorduk dediler değil mi? Evet.
Yani dedikleri şey buydu. Biz sizin gelmenizi bekliyoruz dediler. Ve ben sonradan fark ettim ki oturup sandalyeye atıp bazı yerlerden oturup böyle 10 dakika 15 dakika kesintisiz izlediklerini de gördüm. Ve en güzel tarafı da şuydu orada yarışmada. Yaklaşık yarım saat kadar hepsi bir anda geldi. 4 hakemin 3'ü bir anda geldi. Ve geldikten sonra da hatta 10 dakika durdular herhalde. Herkes birini çekti. Takımda 6 kişi var. 6 kişiye sorular sordular sordular sordular. Ve o anda hepsi yüzleri güldü, mutlu oldular ve elinize sağlık dediler. Sonra fotoğraf çekindiler ve gittiler. Burası ne anlatıyor bize, ne mesaj veriyor? Burası şunu söylüyor. Öğrenciler hazır. Öğrenciler yapmış ve öğrencilerin emeği. Yani biz birinci olamadık ama oradaki bütün takımlar bizi gelip dediler ki ya işte Furkan bahseder. Ne dedilerdi sana o Yıldız Teknik'teki abiler? Bunu gerçekten siz yapmışsınız. O diğer işte takımlarıyla da muhabbet kurduğumuz zaman kimin yapıp yapmadığını ayrıştırabiliyoruz aslında. Ettikleri Tabii konuda. bu kısım da önemli çünkü niye biz sürdürülebilir bir yarışma içindeyiz ve bu yarışma devam edecek ve okul olarak da kurum olarak da inovatifli gençler olarak da ve bu inovatifli gençleri bir yerlere taşıma adına da biz de işin içindeydik. Ben bir yıl önce roket takımı kaptanıydım. Ben öğrendim. Sonra işimi öğrencilere öğrettim. İşte önümüzdeki sene de bu anlamda yarışmaya katılmak isteyen takımlar varsa onlara da bu anlamda Ömer Hocam'ın liderliğinde inşallah teknik destek vereceğiz. İtibariyle oradaki ortamı sağlayacağız. Bizi rampaya taşıdıktan sonra bu noktada ekledikten ayrılık avenini de aktifleştireceğiz. Buradaki iki ana parası içten de ana ve yedek avenini de aktifleştireceğiz. Motorun montajı. Motor dediğimiz roketi iten kısım. Yani o alev çıkartan kısım. Biz bir yıl önce bu videoların hiçbirini göremedik arkadaşlar. İlk defa yaparken yani bildiğiniz tırmaladık. Yani videoda şu an öğrencinin yaptığı kısmı ben matkapla, şarjlıyla yapmıştım. Sonra tekrar video çekmek zorunda kalmıştım. Ateş günü bize verilen 10 dakika içerisinde roketin zamanlardan aldıktan sonra anma bölgelerini açtığımız altına kapaklarından avionik sistemimizde malzemeyi yerleştireceğiz. Avionik sistem içerisinde kendisine özel bir yuvası da var. Kendisi sayısa köpük ile sıfa yapıp mühimmatını kapatacağız. Evet. Bu da tekrardan son dakikadaki o atış kısmı ile ilgili video. Burada da bu videoların hepsini gel oğlum. Bu videoların hepsini şartnamedeki ifadelere göre yapılıyor ve bu videoların en fazla uzunluğu 1 dakika, 2 dakika, 3 dakika oluyor. Evet, burada da bir videomuz var. Çok uzun değil. Ondan sonra da zaten 2 tane daha bölümüm var. Ondan sonra bitireceğim inşallah. Çok daha uzatmadan. Maşallah. Evet. Haftaya da inşallah yanılırız. İnşallah. Bir sonraki hafta sanayi dijital teknolojiler yarışmasında. Eyvallah. Bu sezon hepsinde var dersin. Kampüsün takımı olarak hocam sadece bakış yarışmasını veriyorlar ama efficiency card'da çok iyi değil. Hocam ilk senemizde tecrübe oldu. Hocam önemli olan zaten derece değil. Biz kendi öğrenci olarak kazanmamız için de geçen sene atacağım. Hangi okul? Mehmet Akif ben Mahfuz Anadolu Üniversitesi'nde. Geçen sene. Kategorisiyle birlikte İmam Hatip Liselerinin bayağı bir ağırlığını gördük ve İmam Hatip Liselerinin teknolojiye ne kadar ilerlediğini ve yatırım yaptığında arkadaşlar sadece daha iyi görebilecek. Bu roket yarışı, bu yarışmalara katılacak. Burada bu bizi en çok bu videoda beni en çok mutlu eden kısım bu. Buradaki spiker arkadaş çok kıymetli bir arkadaş. Yarışmaların 4 tane yanılmıyorsam bir spikeri var. 4 ya da 5 bir bayan. Bunların hepsi işte birisi Roket'te, birisi İHA'da, birisi başka bir yerde. Çoğu zaman hepsi bir araya tekrardan geliyor. Farklı illerde olduğunda. Ve olayı çok ciddi takip ediyorlar. Bir önceki sene yaptıklarını 3 aşağı 5 yukarı biliyorlar. Orada iz bırakmışsınız vesaire. Şuradaki kişileri göstermek istiyorum arkadaşlar. Selçuk Bayraktar burada. Fatih Kacır Beyefendi, Roketsan Genel Müdürü, TÜBİTAK SAGE ve Sayın Varank. Ve ortada da bizim okulumuzun öğrencisi Hafız Furkan Uyar.
Pandemi nedeniyle normalde takımın arasına girip yapıyorlar. Ama protokol olduğu için de şu kameralar vesaireler olduğu için arkadaşlar buradaki biz şuradayız aslında atış anında. Bizim sistemlerimize parazit yapmasın diye uzak duruyorlar. Ama şu kadraj gerçekten mükemmel bir şey ve ben bu anı öğrencilerin yaşamasını gerçekten istiyorum. Çok ciddi iz bırakıyor ve motivasyonu kesinlikle arttırıyor. Ve şu kısmını duymak da gerçekten evet, güzel tekrardan. Arkadaşlar zaten daha iyi görmek için. Roket ders, suya sınar katılıyoruz ya. Biz öğrenci olarak içindeyiz zaten. Sanayide belirlediğimiz sabahlar oldu. Aynı zamanda Sayın Belediye Başkanımız Faruk Özgür, onunla desteklerini esirgemedi. Odak Arge, diğer sponsorlarımız. Bunlar da en küçük tasarım hareketlerine kadar hep yerimizdeydi. Yani heyecan var mı? Heyecan. Altı çizim var. Yiyecek sponsoru yok mu? Yiyecek. 3, 2, 1 Bismillah ateş! Ateşlendi lise kategorisinde. Evet, roketimiz lise kategorisinde bakalım. 5000 fite yükselecek. 5000 fite paraşüt açmasını bekleyeceğiz. Heyecanla bekliyoruz. Yani güzel anılar hepsini biriktiriyorsunuz ve Selçuk abileriyle de çok güzel bir vakit geçirmiş oldular. Devamında elektrikli araba. Elektrikli arabada bahsettiğim gibi biz bu kadar yarışmanın içindeyken elektrikli arabada ne yaparız dedik ve dedik ki ya biz kabukla uğraşmayalım, kabuğu hızlı bir şekilde bir yerden temin edelim ya da yaptıralım. Ki burada elektrikli arabadaki amaç arabanın gösterişi, süsü vesaire değil. Onlara ödül veriliyor ama amaç o değil. Amaç normalde senin çok verimli gitmen. Bu da ne demek oluyor? 3 kilogramlık yükün varsa 3 kilogramı da motorun olacak. Buna göre de pilin olacak. Dolayısıyla senin yükün 500 kilogramsa 500 kilograma göre motorun olacak. Yani 500 kilograma göre senin yaklaşık olarak bir 5-6 kahvalık bir motorun olması lazım. Bu 5-6 kahvaya göre de buna göre yetecek senin bir pil grubun olması lazım. Ve bu pil grubunu eğer doğru seçmiyorsan, ağır seçiyorsan zaten ağırlığını arttırıyorsun. Bu sefer motoru tekrardan düzeltmen lazım. Eğer hafif seçiyorsan ya da yetmiyorsa bu sefer aracın istediği verimde gitmez. Ve elektrikli motorlarda ısınma söz konusu oluyor ve bu ısınmadan dolayı verim düşüyor. Bir de pistte ilk defa gidiyorsun. Bizim de istediğimiz şey şuydu. Bu ekibin hepsi arkadaşlar hafız. Okulumuzda zaten Hafız Anadolu Üniversitesi Lisesi. Benim istediğim şey şuydu, bu hafızları F1 pistine çıkartmak. Aslında bu yarışmaya biz bu yüzden katıldık ilk başta. F1 pistinde, Formula pistinde olacaktı ama son haftada Formula pisti iptal etti ve bunlar tekrardan Kocaeli'nde yaptılar. Arkadaşlar burada da yaklaşık olarak 25 bin lira bir destek veriliyor. 25 bin liranın dışında da eğer işte bu tanıtım yaygınlaştırma vesaire alırsanız 3 bin lira bir destek daha veriyor. Toplamda 28 bin liralık bir desteğe sahip oluyorsunuz. Aracın yapımı bu sene biz mesela şu an bir planladık. Yaklaşık 180-200 bin liraya yakın geliyor. İyi bir araç yapmak için, her türlü detayını düşünerek yapmak için. Tabii bu sene şöyle bir durum da var. Geçen yıl çok fazla kolejler katılmadı. Bu sene kolejler bu işin PR'ı çok fazla olduğu için özellikle de ne yaparsan yap. İşte roket yaptın diyorsun mesela. Havalı bir şey. Araba yaptın diyorsun. O da havalı bir şey. Dolayısıyla hem araba hem roket kısmına dışarıdan yani daha doğrusu kolejler PR için çok fazla katılıyor. Tabii rokette gördüğünüz çok detay var. Dolayısıyla da bunu sürdürmek çok kolay değil. İşin içinde olmak gerekiyor. Ama arabada öyle değil. Arabada direkt yaptırıyorsun. Getiriyorsun. Öğrenciye veriyorsun. Turluyor. Ve sonucunda da ödül alabiliyorsan alıyorsun. Bu anlamda da elektrikli araç yarışmasında Fatih hocamlar var Erzurum'da, onlar tasarım ödülü aldılar aynı zamanda. Bize tasarım ödülü vermediler. Vermeme nedenleri de işte bahsettiğim gibi bu Bartın Üniversitesi'nden aldığımız hali buydu. Biz bunun içine normalde burada direksiyon sağdaydı. Biz bunları tamamen ortaya aldık. Veyahut da şartnameye göre yeniledik. Arka tekerleri bunların tek motorluydu. Biz çift motorlu yaptık. Tabii sadece motorunu değiştirdiğiniz anda araç zaten tamamen teknik olarak aslında değişmiş oluyor. Ama işte bir şartnamenin şeyi oldu. Ne derler? Şartnameden dolayı bir şeyimiz oldu. Peki burada kaç tane rapor var? Yine 3
rapora yakın rapor var. Yani 3 rapordan kastettiğim şu, önce geliştirme raporu var. Araç ne yapacağım, nasıl yapacağım, şekli şemali kaba taslak. Sonra tabii aynı İHA'daki gibi üretim ve testler yapıyorsun. Sonra bu testleri raporunu yazıyorsun. Yani teknik tasarım en son bitmiş hallerini yazıyorsun. Burada yine videolar var. Sonrasında da final haftasına giriyorsun. Final haftasında da yine hakemleri geçiyorsun. Biz mesela burada İHA'da ve elektrikli araçta en büyük yaptığımız yanlış o oldu aslında. Hakem heyetlerinden çabuk geçmek gerekiyor. Yani oraya çok hazır gitmek gerekiyor. Biz hakem heyetlerinden birazcık oyalandık yani. Çok dikkat etmedik. O anın atmosferi, o an ortamı yaşadık falan. Fotoğraf çekildik gibi düşünebilirsiniz. Ya da dinlendik, yorulmuştuk çünkü. Bir an evvel hakemlerden onay alıp aracın yarışmaya hazır hale getirilmesi gerekiyor. Bu İHA'da da çok önemli. Elektrikli araçta da çok önemli. Biz bunun sıkıntısını çok fazla yaşadık. Geçtiğimiz yıl 67 takım katılmıştı. Biz 13. olarak ilk raporu yanılmıyorsam geçmiştik. Sonrasında da zaten 8. olarak bitirdik. Bu şeyde, yarışmada. Aynen, 6. Steam EC takım kaptanı Melih Bekleme. Aracımızın imalatını tamamladı. Danışman öğretmenimiz Devrim Ertuğrul aracımızın dinamik test sürüşünü gerçekleştirecektir. Bakın üstten çekimler, yandan çekimler, alttan çekimler. Bunların hepsi bir araya geldiği anda rapor süreci çok daha kaliteli oluyor. Zaten istedikleri şey de bu. Aracın 8 çizerken ileri gidip geri gelmesi, sonra tekrardan buraya gelmesi. Bunun dışında da bu test videosunda, yani son raporda bir şey daha istiyor. O istediğinde de frenleri kontrolü. Ve en çok dikkat ettikleri şey de bunlar. Bakın zaten fark ediyorsunuz, kabuk tam üzerine oturmamış. Biz çünkü arabanın şasisini vesairesini bayağı bir değiştirdik. Sonrasında artık süsleme işleri kaldı. O süsleme işlerini yaptık. Boyatma vesaire gibi düşünebilirsiniz. Atıyorum. Gitti. 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 Burada da şöyle bir şey istiyor. Arabayı diyor 3 kişi itecek diyor. 3 kişi itmesine rağmen arabaya frene bastığı anda gitmeyecek diyor. Orada en çok dikkat ettikleri şeylerden birisi buydu. Ve aracın yolda giderken dağılmaması. Ya araç yolda giderken dağılır mı? Evet dağılır arkadaşlar. Pistte biz o kadar çok araç gördük ki. Tekeri çıkıyor. Araç ortadan ikiye ayrılacak neredeyse. Arka kısmı önde kalmış, ön kısmı arkada kalmış gibi. Değişik değişik durumlar söz konusu oluyor. Tabii bir bilenle belki yapılmıyor. Ya da işte sanayiyle çok fazla muhabbet edilmiyor. Dolayısıyla da bunlardan dolayı sıkıntı yaşanıyor. Ama biz buna biraz mesai harcadık, yani gecelerimizi verdik öyle şeyi. Özellikle de sanayide meyli çok fazla emek harcadık. Biz mesela normalde bu şu videonun bu kısmını çekmemiz yeterli ama ben arabadan emin olmak istedim. Çünkü yarışma alanına gittiğimizde mesela frenle ilgili sıkıntı çıkarsa diğer kısımlarda her şey mükemmel olmasının hiçbir önemi yok. O zaman yarışamıyorsun. Dolayısıyla da biraz önceki roketteki biletler gibi oradan da hep bilet alıyorsun. Arabanın bir tarafına o biletleri yerleştiriyorlar. Bir rampaya çıkmıştık. Sonrasında da hatta şöyle bir şey, F1 pistinde rampa çıkmamızı istiyorlardı. O rampaya çıkabiliyor mu diye test etmek için aslında bunu yaptık. Sonrasında da bakın frene basaraktan duruyor mu durmuyor mu? Durdu, sonra tekrardan devam etti. Evet, şimdi de yarışma zamanı. Yarışma zamanında da çok keyifli geçti aslında. Bütün turların hepsini tamamladık ve bakın arkadaşlar şuradaki etiketleri görüyor musunuz? Bakın 1, 2, 3, 4, 5. 5 etiket alıyorsunuz ve ortadaki etiketi aldığınızda artık piste çıkabiliyorsunuz. Bu etiketleri aldıktan sonra arkadaşlar pistten çıktıktan sonra, yani pisti yaptıktan sonra, dolaştıktan sonra tekrardan hangara giriyorsunuz ve o hangarda tekrardan bir daha kontrolden çıkıyor. Yani araç gitti, yarıştı ama araç sağlam mı gibi. Hızlı bir şekilde buna da bakalım. Bundan sonra zaten videomuzu bitireceğiz inşallah. Bir okul için, özellikle imalatçılar için bence bu alanda bir aracın olması çok önemli. Orada birçok imalatçıdan arkadaş vardı. Arkadaşlar 81 düzce plaka biliyorsunuz.
oraya gittiğinizde de hemen soruyorlar işte hangi numarayı almak istiyorsunuz, kapı numarası. Eğer ilinizden birden fazla katılan varsa bunun için biraz erken gitmek gerekiyor. Tabi bunlarla ilgili Fatih Hocam da çok güzel bir sunum yapacak inşallah. Ya nerede? Yapıştır araba. Öyle mi maşallah? Bitti mi? 15 tur bitti mi? Alır mısınız? İnşallah. O kete de çok ilerliyor. Öyle mi? Evet. 6'sına da inşallah yarın da rokete gidiyoruz. Öyle mi? Bakış yapacağız 8'inde. Şey mi? Zorlu bir şey de mi? Yok, alçak girmiş var. Alçak. Ha, liseler daha giriyor. Evet. Aynı şekilde İHA'da da varız. Bu ne kadar sürdü bunu yapmak? Bunu yaklaşık 4 ila 5 arasında sürdü imalatı. Ya sen hem bunu yapıyorsun hem roket mi atıyorsun? Evet. Aynı zamanda insan sabah aracı ve sanayi dijital teknolojiler yarışmasına da katılıyoruz. Allah. Hepsine finaldeyiz. Bizim bakanlığımızın yarışması ilk defa. Hepsine finaldeyiz bakalım. Bir tarafından bahsettiğiniz gibi. Neydi o? Bu...